Bir erkeğin gözünde kadın olarak değerinizi nasıl bilebilirsiniz? Bu değeri nasıl yükseltebilirsiniz? Doğru erkeği kendinize nasıl aşık edebilirsiniz? Ve onu kendinize nasıl bağlarsınız? Hatta siz yokken bile onun sizi düşünmesini nasıl sağlarsınız? Bununla ilgili size kanıtlanmış 7 sırrı paylaşacağım. Ama isterseniz önce nasıl aşık oluyoruz ve bir insanı nasıl aşık edersiniz? Bununla ilgili kısacık bir bilgi vereyim. Bir kere aşık olduğumuzda beyin kimyamız değişmeye başlar. Serotonin, dopamin, oksitosin gibi birçok beyin kimyası salgılamaya başlarız. Ve insanlar aşık oldukları zaman bilinçleri devre dışı kalır. Bakın burası çok önemli. Demek ki aşk bilinçli bir durum değildir. Adeta bir hipnoz durumudur. Ve bilinçli bir durum olmadığı için duygularla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla aşık edeceğiniz erkeği hayalindeki kadın olduğunuza inandırmanız gerekir. Bir şekilde erkek arkadaşınız sizin onun hayalindeki kadın olduğuna inanması gerekir. Peki erkeğe hayalindeki kadın olduğuna nasıl inandırabilirsiniz? Tabii ki burada bu inancı yalanlarla, dolanlarla, manipülatif hileler yaparak değil, gerçeklerin gücünden beslenerek bu inancı sağlamanız gerekir. Bununla ilgili sizlerle 7 sırrı paylaşacağım. Birinci sır şu: sizin dışınızda işleyen bir sistem var ve sistem güçlüden yana çalışır. Bu bir kadın için erkeğin başarılı olması, popüler olması, çevresinin olması, zengin olması gibi olabilir. Bir erkek içinse bu durum bir kadının güzelliğine, giyimine, kuşamına, bakımına önem vermesi, seksi olması gibi unsurlar olabilir. Elbette bu durumlar buzdağının yüzeyinde görünen kısmıdır sadece. Erkekler akılcı varlıklardır aslında ve buzdağının altındaki görünmeyen kısımlara daha önem verirler ve bu kadınları ciddi olarak düşünürler. Buzdağının altında olan kısımda ise dürüstlük, güven, sadakat, yalan olmaması, samimiyet, açıklık ve tutarlılık gibi hep değerleri ararlar ve kafalarında hep bu değerleri check ederler. Tabii ki bir kadın da bir erkekte bu değerleri arar. İkinci sır, onunla uyum kurmak için kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin. Bakın bir insanı etkilemenin sırrını size söyleyeyim. Bir insanı etkilemek istiyorsanız etkilemeye çalışmayın. Bu erkek olsun kadın olsun herkes de böyledir. Eğer bir erkeği etkilemeye çalışmaya çalışırsanız tamamıyla etkisizleşirsiniz ve kendinizden uzaklaşmaya başlarsınız. Dolayısıyla kendiniz gibi olmanız gerekir. O seviyor diye, onun hoşuna gidiyor diye bir şeyleri yaptığınızda kendi karakterinizden vazgeçersiniz ve erkekler ortada bir karakter görmek isterler. Özgüvenli bir karakter görmek isterler ve bundan çok etkilenirler. Tüm insanlar özgüvenli bir duruştan ve karakterden etkilenir ve doğal bir hipnotik bir etkisi vardır özgüvenin. Dolayısıyla bir erkek seviyor diye onunla ilgili sevdiği şeylere uyum göstereceksiniz diye kendi sevmeden bir şeyleri yapmaya çalışmayın. Asla bir erkeğe yaranmaya çalışmayın değerli arkadaşlarım. Bir danışanım vardı. Sevgilisiyle bir ay çok mutlu bir ilişki yaşamışlardı. Birlikte eğlenmişlerdi, tatile gitmişlerdi. Ama ondan sonra ne olduysa suspus olmuşlar. Hiç konuşmamışlar. Aralarına bir soğukluk girmiş. Ve çocuk bunu kafaya takmaya başlamıştı ciddi ciddi. Ve aslında kızı kendini sevdirmek için devamlı onunla uyum kurmaya çalıştığını anladı ve aslında bir karakter ortaya koymamıştı. Kız işte romantik filmler seviyor diye çocuk da romantik filmleri seviyorum demişti. İşte rock müzik seviyor diye kızın rock müzik sevgisine işte ben de rock müzik seviyorum demişti. Dolayısıyla bu şekilde karşı karaktere tabi olunca tabii ki kadınlar da bir karakter görmüyorlar ve haliyle çekiciliğini yitiriyor. Bu bir kadın için de böyle, erkek için de böyledir. Dolayısıyla kendi karakterinizi özgürce ortaya koymanız gerekir. Neyi seviyorsanız sevdiğinizi net bir şekilde, özgüvenli bir şekilde belirtin. Altın kural şu: siz kendinize saygı duymazsanız, kendi isteklerinize, ilgilerinize, kendi değerlerinize saygı duymazsanız hiç kimse size saygı duymaz. Kendiniz saygı duymazsanız bir erkeğin de size saygı duymasını asla beklemeyin. Siz ona yaranmak için bir şeyler yaparsanız, yani onunla uyum kurmak için sevmediğiniz bir şeyleri yaparsanız aslında siz tam aksine gözünde büyümezsiniz, gözünden düşersiniz değerli dostlarım. Üçüncü sır ise şu: kendiniz mutlu olun ve o erkek arkadaşınız olmaksızın da mutlu olabileceğinizi ona mutlaka hissettirin. Mesela ilişkinin ilk dönemlerinde, flört anlarında ufak tefek tartışmalarınız olabilir. Eğer bu tartışmalar sonrasında erkek arkadaşınız size telefon açtığında ne yapıyorsun, nasılsın dediğinde modunuz düşük bir şekilde cevap vermeyin. İyiyim, canınız sıkkın olduğunu belli etmeyin. Ve hani bu sırada işte tam aksine aslında çok iyiyim, harikayım, arkadaşlarla birazdan dışarı çıkacağız, sonra bir sinema yapacağız, belki de akşam bir kafeye giderim değil. Enerjiniz ve modunuz yüksek olsun. Bakın bu karşı tarafın zihninde olay hiç etkilememiş.
ve bu durumu hiç tınlamıyor ve çok da rahat hissiyatı uyandıracaktır. Ve bu sizin kendi mutluluğunuza, kendi değerinize ne kadar sahip çıktığını aslında o kişinin zihninde bunu hissettirecektir. Bu olaylar sizi etkilemiyor. Siz öncelikle kendi değerinize ve mutluluğunuza önem veriyorsunuz ve ortaya koyduğunuz bu karakter de sizi daha cazibeli ve çekici hale getirecektir. İnsanlar mutlu olan insanlara daha fazla çekilirler. Kendiyle barışık olan insanlara daha fazla çekilirler. Dördüncü sırrımız ise şu: elbette birlikte ortak planlar yapacaksınız ama asla ve asla onun için planlarınızı ertelemeyin. İşlerinizi arkadaşlarınızla ve ailenizle yapacağınız planları, işlerinizi ikinci plana asla atmayın. Mutlaka önceden planlanmış işlerinizi yapın. Bu sizi aslında ona bağlı olmadığınızı, ona bağımlı olmadığınızı gösterecek. Hayatınızın tamamında ya da merkezinde değil, sadece erkek arkadaşınız bir bölümünde olmalı. Eğer ona hayatının çok önemli bir bölümünde olduğunu hissettirirseniz, maalesef bunun çok kıymeti ve değeri bilinmiyor. Erkekler bir anda kadının hayatında önemli bir noktada olmalarının aslında sevginin işareti olarak görmüyorlar maalesef. Her anda size ulaşabildiklerini bildiklerinde çekiciliğinizi yitirirsiniz. Yeni başlayacağınız bir ilişki için kendi isteklerinizden, planlarınızdan, kendinizden vazgeçmeyin bir başkası için değerli dostlarım. Kendinize saygı duyarsanız inanın size de daha fazla saygı duyulacak ve değeriniz çok çok daha fazla bilinecektir. Beşinci sır ise şu: kadınlarda da erkeklerde de eril ve dişil enerji vardır. Yani bir kadının kadın olması onun eril enerjiye sahip olmadığı anlamına gelmez. Bir erkeğin de erkek olması onun dişil enerji yaymadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla bir kadın olarak dikkat edin, kendinizi gözlemleyin. Nasıl bir enerji yayıyorsunuz? Eril enerjiniz mi yüksek, dişil enerjiniz mi yüksek? Eğer eril enerjiniz yüksekse ve bakın eril enerjisi yüksek kadınlar daha çok kendi enerjilerinden de erilliklerinden de daha güçlü erkekleri hayatlarına çekmek isterler ama o düşündükleri güçlü erkeklerde tam aksi dişil enerjisi, frekansı yüksek olan kadınlara çekilirler. Böyle çok narin olan, şöyle çıt kırıldım olan kadınlar dediğimiz türden. Dolayısıyla aslında tam o istediğiniz eril enerjisi yüksek kadınlar mesela dominanttır ve baskındır. Ve o istediğiniz o güçlü erkek profili için biraz da dişil enerjiyle onu dengelemeniz gerekir. Ve dişil frekansı yükseltmeniz gerekiyor. Dişil enerji frekansı yayan kadınlara çok daha fazla çekiliyorlar. Altıncı kural, değerli arkadaşlarım bakın, az bilgi aşık eder. Kendinizle ilgili her detayı vermeyin. Kendinizin özellikleriniz, kişilik özellikleriniz, yaşadığınız işte deneyimler, travmalar, bu konuları bilmesine gerek yok erkeğin. Tam aksine bu konularla ilgili bu konulara hiç girmeyin. Parasal konulara girmeyin kesinlikle. Bu gibi konular sizin aslında kendinizle ilgili verdiğiniz her detay birazcık artık gizemi kaybettikçe o çekicilik de bitecektir. Bakın bunlar ilişkinin ilk devresi için söylüyorum. İlk evresi için söylüyorum. Dolayısıyla kendinizle ilgili az detay verin ve hani biraz klasiktir, gizemi koruyun ama gerçekten o gizemi korumak, böyle bütün taşları döktüğünüzde tüm çekicilik de ortadan kayboluyor. Yudum yudum verin, izin verin o keşfetsin. Yedinci sır ise zeki kadın doğru erkeği bulduğu an çok konuşan kadın değildir. Erkeği konuşturabilen kadındır ve eğer o sırada da güldürebiliyorsa o zaman erkeklerin o bilincini devre dışı bıraktığınız demektir. Ve söyleyeceğiniz her sözden etkilenmeye başlayacaklardır. En basit sözden bile etkilenmeye başlayacaklardır. Dolayısıyla bir erkeği konuşturun, onunla ilgili daha çok çözmeye çalışın bir anlamda. Ve onun hoşuna giden şeylerden bahsettiğinizde erkekler çok hızlı bağlanma eğiliminde olabilirler. Hatta sevdiği konulardan bahsettiğinizde, ama bu sevdiği konulardan bahsediyor derken kendinizden vazgeçmeden kesinlikle, sadece o ilgi duyduğu konuları açmak, onunla ilgili sorular sormak ve o konularda bir şeyler söylemek, hatta o konularda güldürmek belki de onun çok hoşuna gidecektir. Bu anlamda sorular sorarak onu konuşturmayı mutlaka dinleyin. Konuşturmak için de iyi de bir dinleyici olun değerli dostlarım. O zaman çok daha sevineceklerdir. Yapılan bir araştırmaya göre erkekler onları konuşturan kadınlardan ve güldüren kadınlardan çok çok daha fazla hoşlanıyor. Ve eğer ki kendi değerinizi bilirseniz ve kendi değerinize saygı gösterirseniz o oranda da değerinizi yükseltirsiniz. Her şeyin başı kendine değer vermekten ve saygı duymaktan geçiyor. Siz saygı duymazsanız hiçbir erkek sizin karakterinize de saygı duymayacaktır. Öncelikle kendinize siz saygı duyun. O zaman da etkiyi arttırdığınızı göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Bununla ilgili doğru insanı bulmakla ilgili doğru insanı nasıl bulunur videomuzu izleyebilirsiniz. Orada çok detaylı anlattım. Ayrıca
Mutlu bir ilişkinin sırrını da izleyebilirsiniz. Orada da bununla ilgili çok güzel bilgiler mevcuttur. İşinize yarayacağını tahmin ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Güne daha pozitif ve farkındalık dolu başlamak için Instagram'daki paylaşımlarımı takip edebilirsin. Ya da Facebook beğendi sayfamdan da takip edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinizde olun, kendinize iyi bakın. Sevgiler.